ipek döktü. Yapacak bir şey yok. Evet, başlıyoruz. Hazır mıyız? Evet. Hazırız. Hazırız. Öncelikle sizleri çok zorlayacağımız, buraya neden geldim ben diyeceğiniz bir tepkolik bölümüne hoş geldiniz. Teşekkürler. Gerçekten... Hiçbir şeyden haberim yok ama. Pişman olacaksınız hocam, öyle söyleyeyim gerçekten. Nasılsın? Keyiflerimiz nasıl? İyiyim valla, koştura koştura geldim. Öyle, şu an bekliyorum. Heyecanlıyım birazcık. Hocam, kameraya bakarak sizi tanımayan dostlarımız için kendinizi kısaca tanıtır. Ben diyetisyen Mehtap Yakut. İstanbul'da, Nişantaşı'nda ve Diyarbakır'da bütün dünyaya online diyetle hizmet veriyorum. 4 yıldır bu işi yapıyorum. Gönül Ateş Saçan, 30 yıllık hekimim. Hastalarımla hem sağlıklı yaşamaları, hem kilo vermeleri, hem de fiziksel değişimleri için çalışıyorum. Ben diyetisyen Nazlı Deniz. Diyet on the Street Beslenme ve Danışmanlık Merkezi'nin 3 yıldır kurucu diyetisyeniyim. Karnımız aç mı? Öyle başlayalım. Hafif, az. İnanın çok aç. Gerçekten. Yemedim hiçbir şey. Biraz açım, evet. Biraz açsın. Biraz açsın. Lütfen kahvaltıyla duruyorsun. Kahvaltı, kahve tarzı o şekilde. Şimdi hocam, size gelen kişilerin daha sağlıklı ve mutlu yaşamları için beslenme düzenlerine yardımcı oluyorsunuz. Peki siz yediklerinize dikkat ediyor musunuz? Ediyorum. Çünkü etmek zorundayım. Yani şöyle bir şansım olsa, hani yiyeyim, kilo almayayım, eder miyim, etmem. Evet. Aslında ediyorum. Ama tabii ki zaman zaman kaçırdığım da oluyor yani. Burada şimdi yalan konuşamayacağım. Çok samimi çünkü burası. Kesinlikle. Ben yaptığım işle iyileşiyorum. Ve hastalarımla da aynı şekilde paylaşıyorum. Peki arada böyle sağlıksız beslendiğiniz oluyor mu? Akşam oturuyorsunuz işte, ne bileyim, dışarıdan da bir pizza söyleyeyim. Bilmem ne vesaire tarzında. Oluyor oluyor. Ya eğer o dönem kilo vermek istemiyorsam ya da yakın zamanda bir kilo almadıysam, sağlıksız beslenmediysem falan, hafta sonları zaten hani akşam yemeklerinde daha rahat oluyorum. Biraz daha istediğimi yiyorum. Çok nadir. Yani böyle 3-4 ayda bir olur o. Hiç böyle tatlı ihtiyacı hissettirmiyorum beynime. Ha, anladım. Yani bilinçli anladım. Olarak vücudumu terbiye ediyorum. Kolay bir şey de değil hocam. Değil. Akşam evde oturuyorsunuz mesela. Bir waffle sipariş edeyim falan gibi bir durum olmuyor. Olabiliyor. Aha. Sipariş edilse de bir çatal beni mutlu ediyor. Yani durabiliyorum. Tatlıyla aram ne yazık ki çok iyi. Nasıl diyetisyen? Bu arada herkes sever. Evet. Ama tabii ki işte ne bileyim, miktarını az tutuyorsun. Çok evet. Tatlıyorsun vesaire, büyük ihtimalle öyledir. Yani. Evet. Hocam bugün sizinle diyetisyenlerin danışanlarına asla önermeyeceği ve büyük ihtimalle uzak durun diyeceği birbirinden kalorili ve sağlıksız olarak tanımlanan yemekleri ve atıştırmalıkları deneyeceksiniz. Buradan çıkınca 3 saat spor ayarlandı mı? Evet, gerçekten. Neler gelecek çok merak ediyorum cidden. Kalori üzerine kalori, öyle söyleyeyim yani, bakalım. Ben. Spor ve diyet yapanlarda böyle sıkça şey görüyoruz yani, kalori hesabı. Hı-hı. Her elinde böyle bir kalori hesabı vesaire yapılıyor. Yediklerimizin kalorisine bakarak mı seçmeliyiz peki? Ya ben hiç, yani şöyle, tabii ki diyet listeleri yaparken belli bir kalori hesabı yapmamız lazım ama aldığı protein karbonhidrat dengesi de çok önemli. Yani siz bir hamburger yediğinizde örneğin bir menüde 1000 kalori alıp da ne güzel bak ben 1000 kalori aldım bugün hiçbir şey yemeyeyim gibi bir mantık olmaz. Yani çünkü orada full yağ aldığınız için o yine sizde yağlanma yapar. Kişi kilo verdiyse, kilosunu korumak istiyorsa artık miktarı azaltması gerekiyor. Mesela küçük tabakta yemek, belli bir süre sonra kilo verdikten sonra küçük çatalla yemek, bir daha gidip yemek alsa bile o bilinç altında çok yedim olur. Kısacası belli bir kilodayken iyice yağımızı azaltmak, kilomuzu azaltmak istiyorsak miktarlarda azalmalı. Yani etiket okumak doğru bir şey ama kalori hesabı yaparak yemek bence doğru bir şey değil. Aslında o kişinin günlük alması gereken enerji miktarını yeteri kadar alıyorsa, bu sağlıklı besin ve sağlıklı yağlardan, sağlıklı karbonhidrattan geliyorsa geri kalanda hiçbir sıkıntı yok. Özellikle dışarıda yiyorsak kalorisine bakmalıyız. Zaten dışarı yemeği ekstra suçlu, katil. Kalorisi de yüksek oldu mu daha vücuda yağ olarak yansır. İlk efendim yiyeceğimizi hemen getirelim yavaş yavaş. Of, ne gelecek? Mesela hepsini yerim diyor musunuz? Yerim. Ay. Ben bunu hiç içmedim ama. İnanmayacaksınız belki. Bu benim en sevdiğim. Yani ölürüm bunun için, öyle söyleyeyim. Ay, tatlıyla mı başlayacağız ya? Bunu çok karışık gideceğiz, onu söyleyeyim yani. Bir tatlı bir tuzlu falan bakalım. Gideceğiz ben yani. Ben bunu hiç sevmem. Önümüzde Java Chip Frappuccino var. Bu tarz içeceklerle aranız nasıl? Yok. Bunu yerse birisi ya da içerse işte hani şey gibi kalori içerse bunu... İki gün hiçbir şey yememesi gerekiyor. Ama aynı kaloriyi bölerek daha kaliteli gıdalarla alırsa vücudun ihtiyacı o zaman kilo almaz. Ama bundan her gün birer tane içerseniz kim olursa olsun kilo alır. Ben bunu gerçekten ilk kez içeceğim. İçeyim mi?
Evet, soğuk mu sıcak mı? Soğuk. Bayağı bir soğuk. Yani normalde ben yanaşmam. Neden yanaşmam onu da söyleyeyim. Önce bir tadına bakalım. Uf, enfes. Çok güzel şeyler var bu dünyada. Hayır ya. Neden hayır? Şap gibi çok tatlı yani. Şekeri inanılmaz. Su içmek istiyorsunuz ve bundan sonra bir daha bundan içmek istersiniz. Çünkü o tadı alışıyor damak. Çok teşekkür ederim. Yani gerçekten bunu biliyormuş gibi ilk başta bunu önüme koymamız beni çok şaşırttı. Araştırmamızı iyi yapmamız. İnanılmazsınız. Şu anda hocam içtiğiniz içecek 580 kalori. Yazık değil mi? Çok fazla değil mi hocam? Allah aşkına yazık değil mi? Evet. Bu insanlara yazık değil mi ya? Buna değmez ya. Buna samimi söylüyorum yani. Bu kadar şey yani ne bileyim çok da bir şey kötü bir şey de demek istemiyorum. Peki mesela bunun alternatif olarak önerebileceğiniz bir şey var mı? Hani gidip frappuccino ya da benzer içecekler içeceğinize evde şunu hazırlayabilirsiniz. Ya ben şöyle tüketiyorum hemen söyleyeyim. Bitkisel süt alıyorum. Ama bitkisel sütün eğer kahve makinesinde köpürteceklerse yulaf olanı ya da işte baristo bademlisi efsane köpük yapıyor. Mesela biz sporculara protein sütünü öneriyoruz. Yanına bir muz hani mesela ara öğün gibi atıştırmalar için önerebiliyoruz. Süt, tarçın, hurma ve chia tohumunu böyle robottan geçirip soğuk içecek olarak 3-4 tane üstüne çilek koyup tüketebilirler desem de çok benzemiyor. Aynı tadı vermez tabii ki ama bir alternatif olabilir. Ama ben söylemiş olayım ama aşırı şekerli bu ya. Evet. Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırmasına göre Türkiye Avrupa bölgesinde aşırı kilo sorunun en yaygın olduğu ülkeymiş. Yetişkin nüfusun %66.8'i aşırı kiloluymuş. Kadınlarda da bu oran %69.3 iken erkeklerde %64 imiş. Gerçekten Türkiye bu durumdan biraz muzdarip. Bak insanlar şimdi bunu içiyorlar. Yanında bir de tatlı yiyorlar. O tatlı da minimum 500 kalori, 1000 kalori sırf şeker. Türkiye'de şu an her iki kişiden birinde kilo problemi yaşıyor. Obezite anlamında da Avrupa ülkelerinin ilk sıralamalarına giriyor. Maalesef, evet. Maalesef, evet. Üzülüyorum buna. Bu da çok güzel ama her zaman yenilecek bir şey mi? Değil. Ülke olarak maalesef yemeği çok fazla seviyoruz. Atıştırmaları çok fazla seviyoruz. Televizyonun karşısına geçip yemeği seviyoruz. Yani her gittiğimiz yerde yanımızda bir yemek oluyor. Pikniğe gidiyoruz yine yemek yiyoruz. Bir yerde oturuyoruz tekrar yemek yiyoruz. Hatta sadece yemek yemek için dışarı çıkıyoruz. Kafelere gidiyoruz. Yemek için şehir değiştirip ciğer falan yiyoruz. Aynen. Şimdi her deneyeceğimiz yiyecek içecekten sonra bir puanlamaya geçeceğiz tamam. Sizin de. Kalori ve lezzetini de böyle göz önünde bulundurursak, tabi sağlıksal durumunda göz önünde bulundurursak bu içeceğe 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? 1. Onda üstündeki puan. Krem şantiden veririm yani. O da olmasa 0 veriyoruz yani. O 0 gerçekten. Yani 4. 4 puan. 4 veririm. Evet. Ben içmem. -1. -1. Evet. Hiçbir şekilde içmem. Bir an yok. Keyif vermiyor çünkü. Evet. Bu mu? Evet. 10. 10 üzerinden 10. Evet. Lütfen bunu almayın. Ben. Ve hocam siz de maşallah hala yiyorsunuz, içiyorsunuz. Alın götürün önümden. Çok güzelmiş Zeynep, bunu notu al. Kim süt tüketiyor burada? Yoğurt, peynir yiyen var mı? Ya arada kahvaltıda tabii peynir yiyoruz. Evet, hemen koyalım. Hazır olduğunuzda kapağını açabilirsiniz tepsimizi. Açıyorum. Buyurun. Hop. Ha, okay. Ya of. Bu gerçekten benim en sevdiğim şey. Kokuyor. Sanki bu hamburger. Ay inay. Bismillah. Of, bu içindeki ne? Ben bir şey söyleyeyim. Hayatımda ben 35 yaşındayım. Ben böyle hamburger görmedim. Önümüzde devasa bir hamburger var. İçerisinde 440 gram köfte, 2 dilim pastırma, 2 dilim füme et, karamelize soğan ve turşu var imiş. Ama düşünsene az önce içtiğim kahvedense bunun 9 olması daha mantıklı. 9 çok ya. Çok tabii ama o da 500 ya. Ya içecek mi? İçecek mi diyecek ben yemek yemedim. Bir de böyle diyor bana. İçeceği kalori olarak görmüyor. Bunu hiç olmazsa gözü görüyor, midesi görüyor. Yani öyle bir sıkıntı var. Ben bunu nasıl yiyeceğim? Şimdi Burak bunu nasıl yiyeceğim? Yemesi de çok zor bu arada. Yani bunu ben şu an bunlarla nasıl yiyebilirim? Bunu yedikten sonra hemen canınız tatlı isteyecek.
Hani Amerikalılar milkshake'le birlikte tüketiyorlar ya o deli gibi. E zaten o craving'e, o yanlış istemediğimiz bakterileri beslemeye, yani bizim hücrelerimiz değil başka bakterileri besliyoruz. Bunu yer miyim? Bunu yemem. Peynirin tadını sevmiyorum. Çedar var burada. Ay çok, iki tane de köfte var içinde. Nasıl yiyeceğim? Devasa diyorum ya. Genelde ben et tercih ederim hamburgerde. Danışanlarım da kaçamak yapmak istediklerinde hamburgerle ilgili yanındaki patates ve koladan uzak durun. Et olacak şekilde tüketebilirsiniz tavuk etiyle diyorum. Biraz bekledi hocam çünkü. Çok güzel. Gerçekten. Arkadaşlar karşımızda bir diyetisyen var, görüyorsunuz. Ya çok güzel ama. Evet, gerçekten. Şimdi bence içindeki et olmasa, yani et derken iki tane et olmasa, daha insani bir tane et olsa, pastırmaları falan da elesek, bence arada bir yenebilir yani, evet. Değil mi? Hiç tadına bakabilecek misiniz peki bunu, yoksa? Bakmasam olur mu? Olur tabii ki. Teşekkür ederim. Tabii ki, tamam. O zaman bir puanımıza geçelim. 10 üzerinden hamburger sizce kaç puanlık bir yiyecek? Bunun tadı her zaman için iyidir. Ben daha tuzlu seven bir insanım bir de. Bunun tadı 10 üstünden 5 alır. 3. Niye biliyor musun? Etin işlenmişi ya da etin maalesef bu hale gelmesi çok sağlıklı değil o yüzden. 3. O da içinde karamelize soğan falan olduğu için. Öyle mi? O birazcık arttırdı galiba. Evet. 10 üzerinden 10 puan. Ya 15 verebilsem 15 de veririm. Çok güzel. Sağlıksız bir şey yiyecekseniz böyle bir şey yiyin. Evet, yiyin. Bunu yiyebilirsiniz yani. Diyoruz ve evet, sıradakine hemen geçiyoruz. Mesela bunu kaç kişi yemeli biliyor musun? Bunu buradaki bütün ekip yemeli. Dağıtacağız değil mi? Böyle herkese birer kaşık. Ben kestim, bu arada yiyebilirler. İnanılmaz sağlıksız bir yiyecek var önümüzde. Hazır olduğunu açabilirsin. Sen biliyor musun bunun içine ne var? Ben hazırladım ya. Tamam. Ha, gelen bunu şu an biliyorsun içindeki. Biliyorum. Açıyorum o zaman. Aa, evet. Bunu da bu arada çok yemem. Teşekkürler. Hop. Ha, donat. Güzelmiş. Hadi ya. Ne gelecek acaba? Ay, hiç sevmem. Bunu da hiç yemedim. Bunun adı neydi ya? Donat. Bu da yedikçe bu keyifli bir şeydir ama üstünde çikolata kreması olmasa daha severdim. Yağda kızartılmış. Aslında bizim bir şeyler gibi. Çok yağlı. Evet. Onun için aşırı lezzetli. Krema varsa da içinde. Bunun kabuğunu kaldırıp altının tadına bakabilirim ama. Tabii ki. İstiyorsanız. Tabii ki. Bir adet çikolatalı donat tam 438 kaloriymiş. Çok iyi. Çok iyi. Deneyeyim ama bunu. Evet, bir tadına bakalım. Deneyeyim. Küçük deneyeyim. Beğenirsem devam edelim. Nasıl? Güzel. Beğendin mi? Beğendim. Güzel. Ama yine de çok yediğim bir şey değil burada. Benim tarzım değil. Sizi kırmamak için yiyorum. Beğenmediniz mi? Tatlı sevmem. Ha evet. Tatlıydı zaten. Beğenmedim. Çok küçücük hatır için yiyeyim. O kadar yani. Yok mu? Niye yok peki? Şey çok mu şekerli mi? Nesi hitap etmiyor yani? Bilmiyorum. Bunu yiyeceğim. Baklava yiyeyim ya. Evet. Kremasını da ayırdım. Tamam. Fena değil. Fena değil. Kremasından ayrılırsa şöyle böyle. Kremasını ama... Yok, kremasını yemiyorum. Kremasını yemiyorum. Donatı sevmiyorum, sağlıklı bulmuyorum. İşlenmiş çok şey var donatta. Bunun yerine evde meyveli, cevizli, böyle bol kuru yemişli kek yapıp çocuklarına versinler. Çünkü bu çocukların sevdiği bir tatlı zaten. Büyükler bunu çok, yetişkinler bunu çok yemez yani. Evet, evet. Hiç benim danışanlarımdan ben donat hastasıyım diyen duymadım. Yok, ya Türkiye'de yaygın değil zaten yani aynen. Aslında ama. Daha çok hazır. Şunu da sorayım, mesela kilo vermek isteyen birisi. Kesinlikle tatlıyı kesmek zorunda mı? Olmazsa olmaz bir şey. Ya bir şey kestiğinizde zaten o kişi onu birkaç zaman sonra tekrar çok ciddi bir şekilde yiyor. Yani o yüzden bir şey kesmek değil mevzu. Yasak değil.
Yasak koyduğunuz da olmuyor zaten. Hani şöyle, haftada 5 mi yiyor o kişi tatlı, haftada 2 yesin. Yani daha makul sınırlarla tüketmesi lazım. Yoksa hiç şeker yemeyeceksin, hiç şunu yemeyeceksin dediğinde zaten o kişiyi kaybediyor oluyoruz yani. Bir süre sonra tekrar o tatlıya dönüyor çünkü. Çok kilo vermek istiyorsak eğer tatlıyı tamamen kesmemiz gerekiyor mu? Evet, bir hafta unutmanız gerekiyor, bir hafta. Ama tatlıyla birlikte, bak tekrar söylüyorum, tatlı değil. Kesmemiz gereken şey, tatlıyı isteten hayvansal gıda. Et, süt, yoğurt, yumurta. Şunu söylemek çok doğru değil. Bir danışan geldiği zaman kesinlikle tatlı yemeyeceksin. Alkolden uzak duracaksın. Ne bileyim, hani şimdi o adamın hayatında ömrü boyunca bugüne kadar hep tatlı yediyse, evet, sen o adamın hayatından tatlıyı çıkarman çok zor. Yine kaçamak olarak yer yani. Yani kesinlikle arka planda yer yani. %100 yer yani. %99 bile demiyorum. O yüzden bunu evet yapacaksak bile yavaş yavaş yapmamız lazım. Sindire sindire yapmamız lazım. Aslında ona biraz da fark ettirmeden yapmak lazım. Aslında bütün matematik burada. Puanlamamızı hemen geçelim hocam. Hiç vermeyeyim ya ben buna puan. 0 puan. O kadar beğenmedim. Evet, hiç beğenmedim. Zaten. 1. Bu da mı 1? 1 ya, bu hiç şey değil, bir şey değil ama. Hiç aradığın yok. Ya ama yemiş. Yok. Ama öbürü çok lezzetliydi. Bu değil şimdi, ne yapayım yani. 1 işte. Sen baklava koysaydık ona. Aa, baklava güzel, baklavaysa 7-8 çok değil net mi? Olur 7-8 yani. Tabii, gerçekten. Tabii. Çikolatalı olduğu için 10 üzerinden puanın 5 olsun. Tatlı olduğu için de, tatlıları da sevdiğim için genel olarak 5 veriyorum. 4. 4 puanlık, hı-hı, bir tatlı diyoruz ve geçiyoruz sıradaki yiyeceğimize. Şimdi ben hepsini yiyormuşum. Bir tane izlediğim spor eğitmeni hepsini yedi. O kadar haklıydı ki yani, niye yemeyeyim diyor adam. Çok haklıydı yani. Ya Barış Hoca, hı, ya. Helal ya, olsun. Bir tanesi ya, hiç yemedi hiçbir şey. Bakalım buna hayır diyebilecek misin? Cips mi bu? Evet. Bildin mi? Ya. Evet. Bu da benim en sevdiğim cips var. Gerçekten mi? Ama siz beni bence şey yapmışsınız ya. Araştırmışsınız. Ben öyle tahmin ettim şu an. Bir patates kızartması falan olsun. Aa, güzel, severim. Sade, güzel, tamam. Hadi söyle, biraz diyorsan ver. Hep benden bedava istedin ya. Açayım mı? Hazırım. Buyurun. Ben tahmin ettim. Cips, ama ben cips severim ki. Evet, merak ediyorum. Cipsimiz geldi. Kalorisi yazıyor mu? Şimdi, patates harika bir şey. Haşlanırsa fırında kendimiz ızgara yapabiliriz. Ama yağla birleştiği anda inanılmaz bir kaloriye dönüşüyor. Paketlendiği anda yine zararlı hale geliyor. Siz hiçbir yerde kocaman böyle kırmızı levhayla haşlanmış patates reklamı gördünüz mü? Yok. Ama cips reklamı görebilirsiniz. Çünkü katkısı çok fazla. Yedikçe yediriyor. Ama bunun aynısını evde yapabilirler. Hiç mi yemedim? Tabii ki yedim. Yanında içecekle birlikte. Ama torbanın dibini hepimiz buluruz değil mi? Tabii ki. Torba küçükmüş deriz. Hocam şimdi önümüzde bir 150 gramlık Ruffles bulunuyor. Bunun kalorisi ise bir paketi hepsini yerseniz 824 kalori imiş. Zaten bir paketi hemen yiyor herkes yani. Evet. Bırakan var mı sizin çevrenizde? Yok. Yeni açıldı mı yedik hocam ve siz şu an açıyorsunuz, hepsini yiyeceğiz o zaman. Ben yedikten sonra size bırakıyorum. Bunu böyle içinden elinize daldırıp yerseniz geçmiş olsun, hepsini bitirebilirsiniz. Ben çok severim bu arada sade Ruffles. Böyle alayım. Ayırmak mı gerekiyor? Hı-hı. Durdurabilmek için kendinizi. Tabii. Yoksa biter bu yani. Yani yeniriz. Niye yenmesin? Güzel. Şey yani. Nasıl güzel, o kadar da şimdi övmeyelim ama. Kokusu biraz ağır oluyor. Yağ kokusu geliyor buradan buram buram. Tabii. Çok tuzlu. Ama güzel. Güzel. Bu bir doğru. Açtım. Siz de yemek ister misiniz? Biz yediklerimizi dikkat ediyoruz. Peki. Tamam. Ben etmiyorum. Sen etmiyorsun, olabilirsin ama biz dikkat ediyoruz. Tamam, peki. Mesela bunun dışında sevdiğin böyle sağlıklı ve önerebileceğin sağlıklı atıştırmalık. Mesela bir şey izlerken ne tüketmeliyiz? Granola ve yulaftan çok güzel fıstıkla da birleştirilince ara öğünler oluşturulabiliyor. Yanına da muz, üzerine böyle bitter çikolata belki birazcık. Yani tam böyle tatlı ihtiyacımızı evet karşılayabilecek, keşke yapıp getirseydim ama. Sizi kırmıyorum. Ben zaten seviyorum diye yiyorum bu arada. İki tane yerim ben. Patlamış mısır hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Ondan mı çok seviyorsunuz? Mısır çok güzel. Her şekli güzel. Değil mi? Patlamış mısır kesinlikle faydalı. Baharatlı kendileri evde yapabilirler. Paketlenmişim çok var ama mısırı öneriyorum. Hatta işte hafif birazcık ballı ya da reçelli yapabilirler. Bence o daha okey. Değil mi? Patlamış mısır
Hele böyle çok, da lezzetli yani. Çok yağ konmuyorsa, tuz konmuyorsa ama şeylerden bahsetmiyorum. Bunların içine konulup satılanlar. Evet, olur. Bundan. Çok önerdiğim bir şey değil ya patlamış. Evet, yağlı evet. Yağlı yapılması vesaire. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet, evet. Yani çünkü o bir de onun şöyle bir şeyi var. Oturduğun zaman böyle hani bitmesi lazım onun. Hani hepsini yiyorsun böyle sürekli. Yani orada kaldığı zaman rahatsız oluyorsun falan. Evet. Hani böyle bağımlılık yapan bir şey olduğu için birazcık o yüzden çok önermiyorum aslında. Şöyle hemen bir bilgi de geçeyim. Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde obezite hakkında açıkladığı verilere göre her yıl fazla kilo ve obezite yüzünden en az 3.4 milyon kişi hayatını kaybediyormuş. Ayrıca tüm dünyada obezite ve fazla kilolu olma oranı 1975'ten beri 3 kat artmış. Ve herhalde katlanarak da bu şekilde gidecek gibi. Söyleyeyim mi? Buyurun. Çok önemli. Savaşlardan, salgınlardan daha fazla kronik hastalığa neden olduğu için obezite kanserden sonra hız olarak ama miktar olarak, gross olarak, sayı olarak en fazla obeziteden kaybediyoruz bütün dünyada. Çünkü kronik ardından bir sürü bağlı olduğu yaklaşık 200 hastalığa neden oluyor. İleri yaşta kiloluysak sürekli sizi hastaneye götüren biri, sürekli keyifli yaşayacağınıza, sağlıklı yaşayacağınıza o paranızı başka yere harcamaya başlıyorsunuz, vaktinizi kaybediyorsunuz, sevdiklerinizle paylaşmıyorsunuz. Çok çabuk artıyor böyle, parabolik artıyor kilo. Evet. Doğrutal da artmıyor. Hocam çok çok rahat kilo alıyoruz, zor evet. Kilo veriyoruz. Çok kötü bir şey gerçekten ya. İnanın suçlusu biz değiliz. Evet, değilsiniz tabii ki ama. Keşke imkanımız olsa sihirli değnekle sayılır. Hocam 10 üzerinden bu cipse, ya yani genel olarak cipslere diyeyim kaç puan verirsiniz? Ya cips çok güzel ya. 6-7 vereyim de kurtulayım. 8-9. 8-9. Ne yazık ki. 6 veriyorum. O da çok fazla yemediğim için ama dediğim gibi normalde Ruffles'ı, cipslerin arasında Ruffles'ı severim. Evet ama sağlıksız olması... Evet, evet. Çok fazla tüketmiyorum. Aynen öyle. Çok yağlı. Yedikçe yedirir. Riskli. Tadı güzel. Güzel yani. Şimdi kötü diyemem ama 5. Cipsi tam böyle ısıracaktım. Sonra siz yemem deyince dedim. Aynen sen ne yapıyorsun? Yemedim. Utandık değil mi? Aynen dedim. Sen diyetisyen olan sen misin onlar mı? Abi büyük... Ay İskender bu galiba. Mesela nasıl anlamış olabilirsin? Ay şöyle tabağından mı? Şöyle uzun ya. İskender tabağı bu bence. Ya. Açalım hazır olduğumuzda. Bir de kokluyorum. Ya uf. Arkadaşlar açım ama ya. Bu da günah yani bu insana. Wow. Ay çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Ama bak hepsini biliyorum gelmeden. Görüyor musunuz? İskender'le aramız nasıl? Güzel. İskender de seviyoruz. Evet. Ya bu arada İskender zaten sevilir. Ben yani şu an %100 eminim yani. Siz kesinlikle benim bütün storylerimi falan izlediniz. Hocam bu 761 kalori evet ya. Bir İskender ama gerçekten bizden bir yemek yani. Yani bizden bir yemek ve bu kadar yediğimiz şeyin arasında vücudun en iyi tanıdığı, en iyi harcadığı, en iyi dışarıya attığı yiyecek aslında. Evet. Neden lezzetli peki? Her İskender lezzetli değildir yani. Evet. Bunu yemem. Dönerinden yemez miyiz? Yemem. Bak. Çünkü o salça sulandı. Bir de hayvansal tadı var. Yani koyun tadı geliyorsa yiyemem. Evet olabilir şimdi. Ben de kesinmiş. Ama bu bir yenebilir. Az tereyağlı. Pidesi azaltılmış. Yoğurdu az. Bence bir gün içinde et yerken bu şekilde tüketilebilir. Şimdi ben bunu böyle yapıyorum. Sonra böyle yapıyorum. Aynen. İskender nasıl yenir videosu. Bunu yiyebilir miyim bir tane? Buyur hocam tabii ki. Tabii ki. Bu da İskender hakikaten güzeldir bu arada yani. Lezzetli bir yemek yani baktığımızda. Ben severim İskender. Mesela Türk mutfağı hakkında ne düşünüyorsun? Türk mutfağı da genelde böyle yağlı, ne bileyim işte hamur işi çok yaygın vesaire. Aslında kızartarak yaptığımız her şeyi Türk mutfağında fırında da yapabiliriz. Yani yapabiliyoruz da. Mesela çok güzel karnıyarıklar oluyor. Çok güzel imam bayıldılar oluyor. Yani çok fazla inovatif değişikliklere çok açık bir mutfak ve bence en sevdiğim şeylerden biri bize dair yemeği. Evet, arkadaşlar büyük ihtimalle hepsini yiyecek onun. O yüzden ben puanlamaya geçmek istiyorum şu anda. 10 üzerinden İskender'e kaç puan veririz? 10. 8 puan veriyorum. O da birazcık soğuk o yüzden. Yoksa güzel yani beğendim ben. 9.
9 puan. Gerçekten mi? 9 puan aldık İskender'den. 7 verilir. Gerçekten lezzetli. Tabii lezzetlidir. Yani azaltılmış halde ben de İskender normalde biraz azaltarak tüketebiliyorum. Bir lokma daha alayım ya, bir dakika. İstersen hepsini ye, hiç sıkıntı. Biz bekleriz yani. Aa, çok gerçekten güzelmiş. Tebrik ediyorum yapanına. Gerçekten doydum. Gerçekten. Akşam yemeğine kadar. Hocam, tabii ki gerçekten doydum. Hiç yemediniz. Ya bu kadar yerdim. Ya bu kadar yerdim zaten. Öyle. Kilo alanlar sofradan hep tam doyarak kalkmayı düşünenlerdir ve onlar hep tam yediği için mide her gün küçük küçük büyüyor. Ama o bunu fark etmiyor. Mesela farkına varmadan tabağın boyutunu büyütüyor. Mide büyüdükçe tabağın boyutu büyüyor. Mide büyüdükçe tabağın boyutu büyüyor ve böylece zaten kilo artışı oluyor. Son olarak biliyorsunuz yaz ayları geliyor. Evet. Ve böyle herkeste bir işte hızlıca kilo verme telaşı mevcut şu anda. Bu tarz arkadaşlarımız, dostlarımız için kameraya bakarak nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Hızlı kilo vermek istiyorsanız önce yaşam alışkanlığınız değişmeli. Ama hemen tüyoları söyleyeyim. 10 gün boyunca hayvandan elde edilen hiçbir şey tüketmiyoruz. Yoğurt, yumurta, süt, peynir, kırmızı et, balık, tavuk. Bu 10 gün içinde sadece sebze tüketebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ve yeşil elma detoksu yaparsanız da her yerden bulabilirsiniz. Sizin hızlı kilo vermenizi sağlar. Ve damak tadınız değiştiği için de 10 günden sonra haftada 1-2 kez et, yumurta tüketebilirsiniz. Muhteşem, çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Eliminasyon diyetidir. Vücuda çöp almayı bırakın. İzin verin vücudunuz çalışsın. Kim olursa olsun 10 gün hayvansal gıda keserseniz kilo vermeye başlarsınız. Şimdi yaz geldiği için bir tık böyle abur cuburdan aslında uzak durmamız lazım. Ama hani böyle yani sürekli mesela her gün atıyorum 2 tane 3 tane yiyorsak mesela bunu azaltmamız gerekiyor. Onun dışında ekstra olarak detokslar var ama hani böyle detokslar böyle uzun süre bazı insanlar gerçekten bu detoksları abartıyorlar. Yani mesela 2 günlük yapılması gereken bir detoks programını 10 gün yapabiliyorlar ya da 15 gün yapabiliyorlar. Bunlar çok sağlıksız. Vücudumuza da çok fazla uzun vadeli çok fazla zararları oluyor. Şimdi güzel bir tarif vereyim mi? Buyurun gidip hocam. Gidip kendim yapacağım diyormuşum bunun üzerine. Şu an mevsiminde ne var? Çilek var. Yaklaşık 5 tane çileği 1 litre suya koyup 1 dilim ananas, bir parmak taze zencefil, yarım limon ve bir yemek kaşığı elma sirkesiyle böyle robottan çeksinler. Güzel bir meyve suyu kıvamına getirsinler. Bu bir meyve suyu oluyor zaten. İçine robottan çektikten sonra 2 tane de çubuk tarçın, birkaç dal taze nane koyup gün içinde böyle öğle yemeğinden sonra özellikle kan şekeri o saatte çok düşüyor. Öğle yemeğinden akşam 6-7'ye kadar bunu acıktıkça böyle birer bardak soğuk buzlu içebilirler. Bu hem ödem atmalarını sağlar, hem çok fazla yemekten onları uzak tutar, hem sıvı ihtiyaçlarını sağlar, hem de bir sürü vitamin ve mineral almalarını sağlar. Hocam, böylece bakalım. Akşam yemeğini de benim sayemde az yemiş olursunuz. Aynen, artık aynen. Onu da siz az yiyin ve kilo verin. Sağlıklı beslenme bir sezonluk iş değildir. Her şeyden önce bunu söylemem lazım. Ama eğer kısa vadede kilo kaybetmek istiyorsanız su içmeyi unutmayın, hareket edin, öğün atlamayın. Bir öğünüzde mutlaka sebze, bir öğünüzde de mutlaka bir protein eklemeyi unutmayın. Hocam şimdi videomuzu kapatırken biz YouTuberların genelde yaptıkları bir konuşma vardır. Beni takip etme. Evet. Yorum yazmayı unutmayın, evet. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yazın ki ben de böyle bu tarz tarifleri belki bir daha veririm size. Bu arada hocamızın yaptığı tarifi deneyenler varsa da onlar da yorum yazsınlar. Aynen lütfen onları da yorum olarak yazın. Evet. Ve bizi takip etmeyi unutmayın. Evet, çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Bu arada şunu da hemen söyleyeyim. Bölümümüze misafir olan kişilerin sosyal medya hesapları açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız için. Alkışlarla bitiriyoruz. Geçmiş olsun. Keyif aldınız mı gönül hanım? Çok.